Konya'mızın diğer tüm değerlerinin yanında çağın gereklerine uygun olarak bir bilim ve teknoloji şehri haline getirmek de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Mevlana Çarşısı dönüşümünün sosyal etkisiyle, çarşılarımız ve sanayilerimizin dönüşümünün sosyal etkilerini... UCLG MEVA'nın 3 yılda bir düzenlenen kongresi kapsamında ilk olarak yönetim organlarının Konya Teknoloji Vadisi'nin ilk adımı olan Kapsül Teknoloji Platformu'nu hayata geçirdi. Kamerun Genel Yönetimler Bakanı, Filistin Baksumoğlu Ziraat Bakanı, Uluslararası Fiber gibi diğer altyapı verileri, tüm kadastral harita ve mülkiyet verileri tek noktadan tüm kullanım... Pandemi nedeniyle ara vermiş olsak da bu projemizi bu yaz kaldığımız yerden devam edecek ve evlatlar merkezimizde bugüne de 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık. Konya Bilim Merkezi'nde ziyaret... Belediyemiz yöneticilerine yönelik bir veri görselleştirmesi platformu olan asistan uygulamamızı tamamladık. Yine Konya'mızın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye'miz, UCLG MEVA, Uluslararası... İnşallah Çatalhöyük Karşılama Merkezi'nde bu manada çok güzel bir proje olarak hayata geçmek için. Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da paylaşmayı ve pazarlamayı planlıyoruz. Dönüşen tarım oturumuna ben de katıldım. Oturum sırasında yollar sadece araçlar için değil, yaya ve bisikletlerim için lütfen saygılı davranalım. Ve son teknolojilerle veriye dayalı anlık bilgilendirmeler yapmak için merkezi trafik işletim sistemimiz... Konya olarak çok yoğun günler yaşıyoruz. Aynı gün içinde çok sayıda programa ev sahipliği yapmaya başladık. Neredeyse organizasyonlara yetişmekte zorlanıyoruz. Bu yoğunluk yorucu gibi görünse de aslında bereketi de beraberinde götürüyor. Özellikle pandemi sebebiyle yapamadığımız ulusal ve uluslararası organizasyonları bir bir hayata geçiriyor. Bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, sanatçılarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Manevi değerleri yaşatmak ve yavrularımızın bu değerlere yetişmesine katkı sağlamak adına geçtiğimiz yıllarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımız için il müftülüğümüz ile birlikte Güle Oynaya Camiye Gel programları düzenlemiştik. Bu kapsamda sabah namazına toplamda 40 gün katılan 46 bin evladımıza bisiklet hediye etmiştik. Pandemi nedeniyle ara vermiş olsak da bu projemizi bu yaz kaldığımız yerden devam edecek ve evlatlarımıza yine inşallah bisikletlerini hediye edeceğiz. Bunun için 40 bin bisikletimizi hazır etmek için çaba sarf ediyoruz. Fakat bizim bu çalışmamızdan rahatsız olan bazı çevreler var. Bizler bu odakların neden bu denli rahatsız olduğunu bilincindeyiz. Bu anlayış ne yazık ki yeni bir zihniyetin ürünü değil. Bizler bu tarz tepkileri geçmişte de pek çok kez tecrübe ettik. Fakat ne olursa olsun doğru olan yoldan hiçbir zaman ayrılmadık. İnşallah hayır olan bu yoldan da ayrılmayacağız. Yakında duyurusunu yapacağımız Güle Oynaya Camiye Gel projemiz ile inşallah bu yılda camilerimiz cıvıl cıvıl olacak. Ben bu konuda bizlerin her zaman yanında olan tüm hemşerilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu hakikaten bir Konya projesidir. Çağın gereklerine uygun olarak Konya'mızı bir teknoloji üssü haline getirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Ayrıca akıllı şehircilik uygulamalarımız hem ülkemizdeki diğer şehirlere hem de dünyaya örnek teşkil etti. Teknoloji endüstri bölgemiz ilk meyvesi olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak arazi tahsisi yapmıştık. Aselsan ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında kurulan tesiste Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemleri Konya'mızda üretilmeye başladı. Aselsan'la yaptığımız önemli bir işbirliğimiz var. Bu alanla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ve Aselsan işbirliğinde Konya'nın akıllı şehirle ilgili planlamasını gerçekleştiriyoruz. Burada asıl hedefimiz akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli standartlar oluşturmak, akıllı şehircilik alanında yerli bilgi birikimiyle planlamaları yerli teknoloji odaklı hayata geçirmek. Yaptığımız bu çalışma diğer şehirlere de inşallah örnek olacak ve akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli uygulamalar artacaktır. Böylece ekonomiye ve istihdama da önemli katkılar sağlamış olacağız. Aynı zamanda yaptığımız bu çalışmaları Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da paylaşmayı ve pazarlamayı planlıyoruz. Şu anda %80 oranda tamamladığımız bu projede kapsayıcı bir anlayışla çeşitli kurum ve firmalardan oluşan yaklaşık 500 paydaşımızın toplantı, birebir görüşme gibi faaliyetlerle görüşlerini aldık. Yine bu anlayışla çalışmalarımızın tüm aşamalarında paydaşlarımızın görüş ve fikirlerini almaya devam edeceğiz.
Ülkemizin en büyük bilim festivallerinden olan Konya Bilim Festivali'ni geçtiğimiz yıl 8. kez düzenledik. Her sene katlanarak artan ilgi ve merak son festivalimizde de yaklaşık 250 binden fazla ziyaretçiyi buluşturdu. 9. Bilim Festivali'ni bu yıl 23-26 Haziran tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleştireceğiz. Yine yüzlerce bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar düzenlenecek. Aselsan, Roketsan, Baykar, TÜBİTAK gibi devlet ve özel kurumlar ile firmalar katılım sağlayacak.